Sevgili izleyiciler, iz bırakanlarda var kalış hikayelerini işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğum tiyatroya ve sanata dile kolay geliyor gerçekten. 50 yılını adamış bir isim Anta Toros. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaşım güzel. Çıkıyor yaşım. Allah. Ne güzel sizleri görmek. Anta Hanım, siz çok erken yaşlarda böyle o sanat sevgisini içinizde hissetmiş bir isimsiniz. Ama ailede herhalde size bu konuda böyle hani çok arzulu ve istekli bir yaklaşım ya da bakış açısı geliştirmiyorlar değil mi? Hiç. Yani hiç istemiyordu annem. Babamı zaten 10 yaşında kaybettiğim evet. için. Ama o daha isteyebilirdi gibi geliyor yani. Hatırladığım kadar. Ama annem çok karşı çıktı. Babam olmadığı için aman dedi sakın baleye gideyim dedi. Yok olmaz balerin olursun dedi. Şan dersi alayım yok olmaz kesinlikle dedi. O olmaz bu olmaz bırakmadı. Bırakmadı. Yani, evet. Evet. İstemiyordu. İstemiyordu. Evet. Tabii çok küçük yaşta da babanızı kaybetmenin verdiği bir endişe, kaygı olabilir. Küçük evet. yaşlarda değil mi? Bir kadının bir çocuk yetiştirmesi, hayata katması zor bir şey olsa gerek. Peki daha sonra siz o içinizdeki özellikle tiyatro sanatına karşı olan duyguyu yenemediniz ve eğitim almak istediniz. Aslında hayatınız belki de ondan sonra hızla değişmeye başladı. Nasıl gelişti olaylar? Sizden dinleyelim. Ben biliyorum ama izleyicilerimiz sizin dilinizden anlasınlar. Şimdi nasıl gelişti derseniz oldum olası okulda müsamerelere katılmaya çalışırdım hep hı hı. yani. Derslerin de öyle çok parlak olmadığı için beni sokmazlardı. Senin derslerin çok iyi değil. Hı hı. Otur ders çalış falan. Ben okulu terk etmeye kalkardım tabii. Ben bu okuldan çıkıyorum beni oynatmıyorlar falan. Öyle ufak yaştan böyle bir sevgi vardı. Nasıl oluyor, neden oluyor bilmiyorum. Bu yapı meselesi herhalde. Kafa yapısı mı artık, gönlüm mü neydi bilmiyorum. Müthiş bir sevgi vardı. Olmadı. Annem de izin vermedi. Yani öyle bir şey yapmama. Sonunda eşimle evlendikten sonra başlayabildim yani. Hı hı. Çünkü o yapıyordu amatör olarak. Hı hı. Misak Bey'le tanıştınız Misak, ve ondan evet. sonra. O da Türkiye'nin çok sevdiği bir isim. Usta bir sanatçıydı. 2010 yılında Misak Bey'i de kaybettiniz. Maalesef. Evet. Ama 40 yılı aşkın süre sahnede birlikte çalıştınız. Ayrı ayrı da çalıştınız ama birlikte de pek çok oyunda yer aldınız. Şimdi yıl sanıyorum 1965. Dostlar Tiyatrosu'nun kapısından içeri giriyorsunuz. Ve Genco Erkal'la yollarınız kesişiyor. Evet. Bir eğitim dönemi geçiriyorsunuz. Daha sonra... Yıl yine 1971, Gülüş Sururi ve Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oyuna başlıyorsunuz. Ne hissettiniz? İlk profesyonel hayata geçişiniz buydu belki de. Çok, çok heyecanlandım. Yani inanılmaz derecede böyle ne yapacağım dedim. Düşün Ali Erona, Turgut Boralı, Engin Cezzar, Gülüş Sururi ve ben. Yani müthiş ilk oyunum. Bir kadro. Müthiş bir kadro. Fakat çok şanslıydım. Yani Genco'yla çalıştığım için de her hı-hı. zaman saygı ve sevgiyle anıyorum. Sağ olsun bizi çok güzel eğittiler. Hı-hı. Ya her şeyiyle mim dersi alıyorduk, şan dersi alıyorduk, tiyatro tarihi okuyorduk, gazetecilik yaptık. O ara Tiyatro 70 dergisi vardı. Hı-hı. Biz kursiyeler hepimiz ona çalışıyorduk. Dekorundan, osundan her şeyi öğrettiler. Metin Deniz dekor öğretiyordu. Arif Erkin şan, müzik. Mehmet Akan folklor dersi veriyordu. Yani böyle bir komple bizi yetiştirdiler sağ olsunlar. Topyekun bir eğitimin içinden eğitimin geçtiniz. İçinden geçtikten sonra işte bu Gül Sürür Engin Cezar Tiyatrosu'nda benim dizimin bağları çözüldü. Ben ne yapacağım diye. Çıktım oynadım. Oynadım ama çok yardımcı oldular. Ya yani orada da çok şey öğrendim. Okullar ve kurslar bir yere kadar ama şahsen çalıştığın zaman daha eğitici oluyor. Değişik şeyler öğreniyorsun yani sahnede o alışkanlığı elde etmek o da gerekiyor. Ya yani bir çıraklık döneminin olması gerekiyor. Tabii tiyatro kolay özellikle olmuyor. Çok özel bir sanat evet. değil mi? İnsanı insana, insanla ve insanca anlatan bir sanat. O açıdan gerçekten çok önemli. İzleyiciye de aktarabilmek önemli. İlk oyununuz Kapan mıydı Gülüş Sururi? Son oyunuz. İlk oyunum Güneşle Batar. Güneşle Batar.
Kim bilir ne anılar biriktirmişsinizdir. Çok var tabii. Olmaz, var mı unutamadığınız bir en çok da Gürüz Surur Engin Cezar Tiyatrosu'nda biriktirdim. Gürüz Hanım Allah rahmet eylesin, onu da saygıyla anmak istiyorum. Evet, yolun ışık olsun. Çok titizdi. Yani tiyatro böyle hakikaten laboratuvar gibiydi. Pırıl pırıl tertemiz, her şey düzenli. Oyun o şekilde çıkarılıyordu. Detay detay inceleniyordu her şey falan. Ve bir gün ben sahneye çıkacağım, böyle bir balo sahnesi vardı. Giyindim tuvaletimi falan. Tabii heyecanlıyım ya. Ayakkabıları unuttum, loaferlarla ben. Pembe tuvalet, altından loafer, sahneye fırladım. Bir de ben geç kalmaktan hoşlanmam. Hani hemen hazır olmak istediğim için o bir telaş yaratıyor insanda. Tabii, fırladım sahneye. Gürüz bana böyle yapıyor. Ne var diyor. Allah Allah diyorum, bakıyorum. İşte haç takıyordum, haçım yerinde. Elbise tamam, ayakkabıya bakmıyorum tabii. Yine bana böyle yapıyor. Hiç oralı olmadım. Oynadım, zıpladım, girdim içeri. Anta dedi, inanamıyorum şekerim de. Ne oldu dedim. Ayakkabılarına baktı. Aa dedim. Niye bana gösteriyorsunuz dedim. Gürüz Hanım dedim. Yani sahnede orada kala kalacağım dedim. Bu heyecanla dedim. Yani iyi ki de görmemişim hakikaten. Ben orada kalırdım herhalde sahnede. Bir de son oyununuz, siz de altını çizdiniz. Son oyununuza, oyunlardan daha doğrusu oynadığınız son oyun kapandı. Onlardan birine annenizle kızınız geliyorlar sizi izlemeye. Evet. Aman Allah, o da çok komik bir hikaye. Çok. Anlatır mısınız onu bize? Şimdi Gürüz, Engin ve ben oynuyoruz. Ben Engin'le böyle aşk, sevgili durumundayım. Engin'in de karısı Gülriz. Yine sahnede de öyle. Neyse, bir öpüşme sahnemiz var artık, böyle yaklaşıyor. Şöyle mask geliyordu, öpüşür gibi yapacağız. Birdenbire salondan bir feryat bir gamca. Babama söylemezsem nasıl öpüşüyorsun? Ay dedim, biz yıkıldık yani, Engin'le göz göze geldik. Pof diye ikimiz de bir koltuğa, ben bir koltuğa o. Hemen perde kapandı. Ondan sonra arada Gülsür'ü dedi, çağırın o çocuğu bana dedi. O çok havalıydı, rahmetli. Niye bağırıyorsun sen dedi. Annem dedi, öpüyor, babama söyleyeceğim dedi. Ama o benim kocam dedi, ben sinirlenmiyorum, sen niye sinirleniyorsun diyerek böyle ona bir ders verdi diyelim. İzleyiciler açısından da unutulmayacak bir anı olmuştur, evet, o oyun. Aa, çocuğun annesiymiş, bak görüyor musun? Hepsi birbirine mi? Sonra Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serez'i Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda da oynadınız. Nasıl geldi teklif? Şimdi ben Gürüz'de oynadıktan sonra, o işte kapanı oynadık. Sanıyorum Keşanlı'yı da oynadım. Keşanlı'da da oynadım. Ali ayrıldı Gürüz'den. O da tiyatrodaydı. Ayrılınca dedi ki, sen de benimle gel dedi. Ben de Gürüz'e sordum, sezonu oynayacak mıyım dedim. O sezonda bir sürü Bilge Şen, ona Suna Keskin falan tiyatroya alındı. Ondan sonra yok dedi şekerim dedi. Sezona yoksun sen dedi. Tamam peki dedim. Kalktım Ali'ye gittim. Tamam öyle, dedim Ali. Öyle başladı diyorsunuz. Namuslu sordum yani. İşim var mı yok deyince. Ve Ali'de çok rahat ettim. Yani çok rahat Ali'yle oynamak ayrı bir keyif. Ondan sonra çünkü Gürüz çok titizdir. Aman bu buraya konacak da böyle konacak. Ama yani böyle bir şey vardır sahnede. Ali de böyle, ben ipimi kopardım, oynuyorum. Çok da keyifli bir oyun. Aziz Nesin'in oyunuydu. Aziz Nesin miydi, Haldun Taner miydi? Hakkımı Ver Hakkı diye bir oyun. Evet, meşhur Hakkımı Ver Hakkı. Hakkımı Ver Hakkı. İşte değişik tipler oynuyorum falan. Gürüz geldi, oturdu, seyretti. Ondan sonra dedi ki, şekerim dedi, senin dedi rolün var dedi. A dedim, yok daha ne? Yok, var var dedi. Ben orada oynadım 1,5-2 ay. Sonra tekrar döndüm. Birini hazırladı. Sonra yine tekrar Gürüz Surur diye döndüm. Ve öyle devam etti. Öyle devam etti. Peki Nisa Serezli, Tolga en uzun Aşkıner, oynayan benim. En uzun. Gülriz'de. Kadın olarak. Müthiş, müthiş gerçekten. Peki daha sonra bir Amerika yolculuğunuz oldu. Oldu. Bunun içinde yine tiyatro, tiyatro eğitimi var. 3 ay kadar Vera Vlasova'dan dersler alıyorsunuz. Evet. Başka isimlerden de dersler alıyorsunuz. Mitchell Nestor vardı yani. Bir de şey, ders aldım. Evet. Ha. Peki orada kalmayı düşündünüz mü? Devam etmek istediniz mi? Türkiye'ye dönüş nasıl oldu ondan sonra?
Şimdi ben orada tabii ki ders almaya başladım. Hı hı. Ama orada ders aldığım hocalar dediler ki senin ders almana ihtiyaç yok. Çünkü sen zaten oynamışsın yani olmuşsun. Hı hı. Yok dedim ben yine de alayım. Belki öğreneceğim hakikaten de çok yararı oldu. Hiçbir şey boşuna olmuyor. O Mitchell Master'la çalıştık uzun süre. O bir tiyatro açacaktı orada. Bu arada da biz karı koca orada Hollywood'da sahneye çıktık. Hı. Oynadık. Misak'la birlikte. Kendimiz yaptık Misak'la birlikte. Orada Assistant Stick Theater diye bir tiyatro vardı. Dedim ki Hollywood'da da sahneye çıktım mı çıktım. Yani o kadar. Neyse orada bir evet evet'i oynadık. Evet 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 çok da beğenildi. Kıyamet koptu. Tabii Ermenci oynadık evet. Haliyle. Orada da büyük bir kalabalık var yani maşallah. Kalabalık doldu, taştı tiyatro. Sonra döneceğim artık. Döneceğiz. Türkiye'de durumlar düzeldi. Bir terör vardı, o vardı, bu vardı bir şeyler işte. Döndüm, ben çocuğu aldım, döndüm. Mitchell Master tiyatro açtı ve bana teklifte bulundu. O hocam beni çok beğeniyordu. Ben açacağım tiyatroyu, zor bir karar, seni de oynatacağım sizmiş diyordu. Ama ben artık dönmüştüm. Yani o şansı kaybettim. Orada tiyatroda oynayacaktım yani evet, İngilizce olarak. Tiyatro hep devam etti hayatınızda ama bir dönem belki de Türkiye'nin süreçleriyle de alakalı bir şey. Televizyon dizileri, sinema ağır bastı. Yeşilçam furyası ardından özel televizyonların açılmasıyla birlikte dizi yoğunluğu. Siz tiyatroda çok zaman harcıyordunuz. Bütün zamanınız neredeyse değil mi? Gündüz uzun provalar vardı, akşam oyunlar ve o dönem her gün oyun vardı. Her gün doğru, oyun sahneleniyordu. Evet, yani günümüzdeki gibi sadece hafta sonları ya da haftada bir iki akşam değil, oyuncular her gün sahneye çıkıyorlardı. Bir tercih yapmak durumunda kaldınız bu süreçte, o da anlaşılıyor. Çünkü biz sizi hep televizyon dizilerinde o dönemde görmeye başladık. Sinemanın dışında da. Şimdi o televizyon dizilerinde hepimizin aslında belleğinde iz bıraktınız. Neyle iz bıraktınız? Oldukça dominant, oldukça sert mizaçlı kadın karakterlerini oynadınız. Tırnak içinde kötü kadını oynadınız. Doğru. Niye size hep bu rolü yakıştırdılar? Tipimden dolayı herhalde. Yani arada oynadığım oldu. İyi karakterleri de oynadım ama daha az. Yani çoğunlukla böyle otoriter, kötü kaynana, kötü komşu, hep kötünün modellerini oynadım. Neler vardı onların içinde mesela? Daha geçmişten gelelim, daha eskilerden bakalım. Mahallenin muhtarları, Bay Kamber, Zirvedekiler, Karamelek, unutulmaz karakterlerin de bir arada olduğu bir diziydi 90'lı yıllarda. Ana Kuzusu var, Yasemince var, Marziye var, Köstebek, Nilgün, Yüzleşme, daha pek çok şey. Çok. Yani neredeyse o dönem hiç ara vermeden oyunculuk kariyerinizi de sürdürmüşsünüz. Şimdi bakınca günümüze de gelince işte Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın var, Yasemince Kız Kaçıran, Dalga Kıran, Adanalı, Son Yüzleşme, Beşinci Boyut, Yarım Elma, Aşk ve Gurur, pek çok dizi ama bunların hepsinin ortak özelliği sizin de söylediğiniz gibi çoğunda hep o sert mizaçlı kadını oynamanız. İzleyiciden hiç günlük hayatınızda oynadığınız karakterlerle ilgili tepki aldınız mı? Aldım aldım. Nişantaşı'nda fırıncılar bana saldırdı. Sen Kadir abimize, Marziye oynuyorum o zaman, nasıl yaparsın falan diye. Vallahi dedim ben Kadir abinizi çok seviyorum, çok iyi çocuk ama dedim tekste öyle yazmıyor. Bana dedim tekst veriyorlar, ne yazıyorsa onu oynuyorum dedim. Senaryo öyle, yapacak bir şey yok. Evet, senaryo öyle ama oyunculuğun da gücü öyle. Demek izleyiciye öyle geçiyor ki oynadığınız karakter. Aslında hep de akılda kalan o kötü ve sert mizaçlı karakterler oluyor. Neden acaba? Vallahi oynaması da çok keyifli. Çünkü hayatta yapamadığın şeyleri yapıyorsun orada. Çok keyifli. Kalıyor çünkü dikkat çekici oluyor. Yani kötü karakter dikkatleri çekiyor. İyi, zaten sessiz, sakin, iyi. O dikkat çekmiyor ama kötü karakter daha seviliyor diyeyim. Beni çok seviyor, seven de var. Evet. Yani sizi çok seviyoruz diyorlar. Nasıl seviyorsunuz? Ben kötü oynuyorum. Yok,
Sizde bir iyi taraf var, biz onu görüyoruz. Ne mutlu o zaman, onu da görebiliyorlarsa izleyiciler, müthiş bir şey. Belki de o tarz dizilerde ve sinema filmlerinde o kötü karakterler izleyicinin hani tepkisini çektiği gibi izleme açısından etkiyi de arttırıyor. Çünkü hep kötüye karşı bir mücadele ve savaş hali olduğu için insanlar da belki özdeş kurup onunla mücadeleye giriyorlardır. Siz çok uzun yıllar Misak Bey'le bir evlilik yaşadınız. 40 yılı aşkın bir süre. Söylediklerinizden de anlıyorum ki sizi sevgiyle destekleyen bir isimdi. Doğru. Bu kadar uzun evliliğin sırrı sizce neydi? Tabii yani aşk çok güzel bir şey. Sevgi ve aşk. Onun yanında anlaşma ve dostluk gerekiyor. Hakikaten biz bir aile olduk. Yani birbirimizi sevgi ve saygıda hiç ihmal etmedik. Yani hep yan yanaydık her işte. Bildiğim bilmediğim onun olduğu işte ben de vardım hep. Benim olduğum işte de o oldu. Ayrı da çalıştık uzun süre. Ama bizim birbirimizi seviyorduk, sayıyorduk ve dostluk. Yani dostluk çok önemli yani. Evet. Öyle bir artı olması gerekiyor. Buradan da izleyicilerimize uzun evliliğin sırlarını söylemiş olduk. Evet. Sizin yani evlenirken sırf aşk, seviyorumla bitmiyor evlilik. Anlaşma gerekiyor. Yani kafaların uyuşması gerekiyor diyeyim. Düşüncelerin, zevklerin bir yerde uyuşması gerekiyor. Sadece aşk ve sevgi değil, dostluk da gerekiyor. Dostluk da gerekiyor. Belki de uzun yıllar karşılıklı olarak kişilerin problem çözme becerilerini de geliştiriyor. Geliştiriyor. Daha büyük bir dayanışma tahammülü oluyor. Tahammülü geliştiriyor. Tahammül ediyorsun çünkü her şeyde su gibi anlaşamıyorsun. Tabii. Yani oluyor. Terslikler de oluyor. Olmuyor değil. Ama öbürü ağır bastığı için onu unutuyorsun. Peki Anta Toros nasıl bir annedir? Vallahi elimden geleni yaptım. Onu kızıma sormalı. Ben cevap vermeyeyim. Şimdi o benim annem oldu, ben onun kızı oldum. Yaş ilerledikçe öyle oluyor. Dedim ki sen annem gibi oldun. Ben sana bu kadar karışmadım, karışmıyordum. Vallahi elimden geleni yaptım. Çalışıyordum. Mesela prova bitiyordu. Ben eve gidiyordum. O okuldan geliyordu, derse başlıyordu. Hoca geliyordu, başında duruyordum. Kahvaltısıydı, işte şeyiydi. Yemesine, içmesine özen gösteriyordum, tekrar gidiyordum. Annem çok destek oldu. Annem hep başındaydı. Yani işte elimden geldiğince ona destek büyütmeye çalıştım. Doğru şeyleri göstermeye çalıştık eşimle beraber. Müzik dersine yolladık. İşte tiyatro yapsın istedik ama o yani bir evde iki kişi yeter dedi, üçüncüsü fazla olacak dedi, ben yapmayayım bu işi. Çok yetenekliydi, çok yetenekliydi ama reddetti. Yani öyle oluyor evet. Galiba. Kişinin kendi tercihi demek evet, lazım. Evet, tercihleri önemli, biz de zorlamadık. Evlendi, çoluğu oldu, çocuğu oldu, iş kadını oldu, işte çalışıyor, ediyor. Ne mutlu sizlere, sağlıkla, sıhhatle olsunlar. Peki Anta Hanım, tiyatroya başladığınız zamandan bu zamana neler değişti sizce? Yani o zamanla bu zamanı karşılaştırdığımız zaman değişen ne görüyorsunuz? Yani çok şey değişti. Ben şimdi çok şaşırıyorum. Çok farklı oldu. Eskiden çok büyük bir özveri vardı, özen vardı. Yani ince kırkılı kırk yarıp hani en iyisini yapmanın çabasındaydı. Oyuncusuyla, yönetmeniyle, tiyatro patronuyla. Ya ben öyle tiyatrolarda çalıştım. Daha doğrusu. Belki öbür türlüsü de vardı, ben bilmiyorum. Ama şimdi böyle çok böyle süratle bir şeyler üretip hani fazla detaya inilmiyormuş gibi geliyor bana. Disiplin yani. Mi diyorsunuz yani şu an ya geçmişle günümüze baktığınız zaman tabii bir de o zaman şu faktör de var. Yani hep star isimler. Evet. Hep çok ünlü ve başarılı isimler de bir arada oynayabilme ve sahnede olabilme başarısını gösteriyorlar. Var mıydı o dönemde kıskançlıklar, tahammülsüzlükler oluyor muydu? Yani tabii ki vardı. Olmaz olur mu? Hep var o. İnsanoğlu var oldukça olacak yani. Bunun çaresi yok. Şimdi o dönem şöyle bir şey vardı. Mesela Yıldız Hanım vardı, Gülriz Hanım vardı, işte Ayten Hanım vardı galiba, Gökçer'de vardı o evet. dönem. Yani onlar zaten
hep her şeyi oynadılar. Genç kızı da oynadılar, orta yaşlıyı da oynadılar. O dönemin gençleri fırsat bulamadı pek yani. Onlar büyük bir şey halindeydiler. Onlar ya, yani yaşlı da olsa genci oynadılar. Evet, farklı farklı karakterler. İşte o da bir tür şey oluyor yani, nefes vermeme oluyor bir yerde. Gençlere yol aç. Sen niye oynuyorsun? Kırkına gelmişsin 15-20 yaşındaki, ne oynama yani. Peki size zor... size zor bir soru daha sorayım madem öyle. Oynadığınız karakterler arasında en çok içselleştirdiğiniz, kendinize çok yakın gördüğünüz bir karakter var mı, hatırladınız? Yok, bana benzer bir şey oynamadım. Oynamadınız. Oynamadım ama... Etkilendiğiniz oldu mu peki? Hayır, etkilenmedim ama hepsini çok sevdim. Hı-hı. Çok severek oynadım yani. Peki günümüzde de, şimdi o zaman aslında çok fazla tiyatro yoktu o dönemde. Yani sizin başladığınız dönemde belli başlı tiyatrolar ve hep önemli ve profesyonel kişilerin oynadığı tiyatrolar vardı. O kadroların içinde sizin de yer almanız elbette çok büyük bir şans olarak görülebilir. Şimdi günümüze de baktığımız zaman tiyatro salonları arttı. Neredeyse 400'ün üzerinde tiyatro salonu var. Bu izleyicinin ilgisinden mi yoksa bir başka ihtiyacın giderilmesinden mi? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi benim tecrübeli bir kadar, isim olarak. Pardon. Estağfurullah. Benim gördüğüm kadar alternatif tiyatrolar var. Yani çok tiyatro açıldı. Hakikaten iyi oldu. Seviniyoruz yani. Hı-hı. Güzel bir şey. Ama seyirci bulabiliyor mu? O ayrı konu. Yani hı-hı, ben bir sürü tiyatroya gidiyorum. Mesela 5-6 kişi oturup seyrediyoruz. O da var. Yani dolmuyor. Aslında bu tiyatroların hepsi dolmuyor. Çok zor. Hı-hı. Bu kadar çok olunca bir de o kadar sapa yerlerde açıyorlar ki. Yani kolay gidilecek yerler değil. Oraya gitmek de bir problem. Hani hem masraf açısından hem perşembe pazarında tiyatro açıyorlar mesela. Gece karanlık, her yer kapanmış. Sen orada yollarda ne olacak, başıma ne gelecek diye yürüdüm ben şahsen. Ama mecburen gidiyorum, jüri üyesi olduğum için gitmek ve görmek zorundayım. Ama olmasam gider miyim bilmiyorum. Yani müthiş bir şey oynamaları gerekiyor gitmem için yani. Evet. İnanılmaz. Yani ben... Biraz televizyona, sinemaya atlayabilme amacıyla oluyor gibi geliyor bana bu tiyatro merakı. Yani biraz daha pratikte bir yani bakış. Yani pratikte, ben böyle portföyümde bir tiyatro olayım da olsun, işte onu da portföyüme katayım. Hani oyun oynamış olayım falan. Çünkü ona aslında tiyatro ile sinema farklı şeyler. Yani, az önce sözünüzü böldüm ama... televizyon dizilerinden bahsettik. Bu çok önemli. Bir dönem çok da televizyonlarda, şimdi de gerçi çok sıra dışı senaryolar olabiliyor ama o dönem için çok sıra dışı senaryolar da vardı. İşte Kara Melek'ten bahsettik mesela. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Nuran Devres'in senaryosuydu. İzleyici o senaryoları da çok sevdi ve içselleştirdi. Uzun bir dönem televizyon ekranlarında devam etti. Ve yanılmıyorsam siz de o dönem Yağmur Dereli prodüksiyonda, Osman Yağmur Dereli'nin sahibi olduğu prodüksiyon şirketinde çalışıyordunuz. O dönemde çok üretken bir dönemdi televizyon adına. Doğru. Siz nasıl bakıyorsunuz o sürece, 90'lı yıllar? Vallahi Nuran Devres hakikaten çok başarılı bir senarist ve çok güzel işlere imza attı diyelim yani. Ama bu ara bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Bildiğim kadar yok bir çalışması. Evet, farklı olması yani. Adına o dönem için. Evet, çok güzel. Ben onun hoş. Çok şeyinde, senaryolarında çalıştım. Yani Nurhan Hanım'ın yazdığı işlerde çalıştım. Siz hep o kötü karakterli, sert mizaçlı kadın rollerine soktu. Hep o yaptı, o ama... çok da keyifliydi onun yazdığı senaryolarda oynamak yani. Evet. Başka bir kafa yapısı var onun. Yani entrikaları çok güzel ayarlıyor. Evet, hatta kriminal entrikalar. Evet, yani dehşet verici. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Var mı yeni projeler?
Bir jüri üyeliğiniz var, onu biliyorum. Evet, jüri üyeliğim var. Yani seyirci beni çok seviyor. Hala unutmadılar. Her gördükleri, sizi özledik, niye oynamıyorsunuz, niye yoksunuz falan diyorlar. Ama bir sinema filmi çektim şimdi son. Ondan sonra ara ara böyle bir şeyler oluyor. Ama öyle bir faaliyet yok. Eskiden 4 dizide bir arada oynuyordum. Her sandalyenin üstünde ayrı kostümüm vardı. Kostümleri de ben ayarlıyordum oynarken. Sanırım iyi proje kaygınız da var. E var tabii. Yani oynayacaksam bakıyorum yani. Geliyor şimdi bu değmez, oynamayayım diyorum. Artık bu kadar da ara vermişim şimdi. Bir de işte misaha kaybettim. Kötü bir dönem geçirdim. Ondan sonra ondan önce bir rahatsızlık geçirmiştim zaten. Arkadan misaha kaybettim. Ben de bocaladım. Yani ben de bilemedim. Bir de böyle çok şey değilim yani. Ortalığa dökülüp iş aramaya çabalayan biri değilim. Benim karakterime ters düşüyor. Yani bekliyorum işte teklif gelirse menajer şu bu falan. Öyle kayda değer bir şey de olmuyor. Ama şimdi artık dönüp oynayacak olursam iyi bir şey de oynamak isterim. Şöyle essin üflesin, savrulsun yani. Alsın götürsün alsın, diyorsunuz. Alsın götürsün, duvardan duvara vursun. Şimdi hep oyunculuğun zorluğundan bahseder oyuncular, sanatçılar. O zorluğu biraz açalım mı sizinle? Hem de bu işe, bu mesleğe gönül vermek isteyen, vermiş olan, yolun çok başında olan çok fazla isim var. Çünkü günümüzde popüler alanlardan bir tanesi oldu. Oyunculuk, sinema oyunculuğu, dizi oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu vesaire. O zorlukların belki içini biraz açmak lazım tam manasıyla anlatmak için. Çünkü siz az önce bahsederken şöyle bir ifade kullandınız. Dediniz ki çok kolaymış gibi geliyor ve bir yerden bir yerlere sıçrama tahtası gibi. Sizin yaşadığınız zorluklar neydi? Bugün de pek çok zorluk var aslında. Sahne bulma, doğru yerde çalışma vesaire gibi. Ama ne o zorluklar? Bir adını koyalım beraberce. Hem zaman açısından, mekan açısından. Örneğin arada sohbet ederken bana şunu söylediniz. Biz hiçbir zaman para kazanmayı düşünerek bir işe başlamadık. Önce para önceliğimiz olmadı. Sizden dinleyelim. Şimdi bana soracak olursanız yeni başlayanlar için söylüyorum. Tabii biraz da şans. Şimdi bir ne bileyim Kıvanç Tatlıtuğ, bir Tuğba Büyüküstün işte bilmem ne olunca çok kolay tabii. Gidiyor nereye kadar gidiyor onu göreceğiz bilmiyoruz. Ama güzel bir kazanç sağlanabiliyor. Bunun için de bütün aileler çocukları oyuncu olsun istiyor. Benim yanıma getiriyor işte kızım var oğlum var oyuncu olsun diye bana geliyorlar. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. Ben ancak ona ders veririm. Yardımcı olurum. Oyunculuğu öğretirim. Yetenek birinci şart diyebilir miyiz? Bence de. Yeteneksiz olmuyor. Yani okusan da okumasan da yetenek şart. Sonra çok çalışmak. Çok çalışacaksın. Özverili olacaksın. Yani disiplinli olacaksın. Her işini kendin yapabileceksin. Ki yapamıyorlar. Ben yapıyorum. Makyaj bilmem ne her şey. Saç baş hepsini yapıyorum. Tiyatroda da öyleydi o zaman. Biz orada öğrendik. İşte onun sırrı galiba sizin öğrendiklerinizde gizli. Aynı anda her şeyi yapabilmek o mukavemeti de insana kazandırıyor belki de. Ben hazır gidiyorum yani. Her zaman hazır. Bak buraya da bugün hazır evet. geldim, hazırdım. Ve bekletmekten hoşlanmam. Saatinde oradayım. Uyumluyumdur. Her sete lazımım. Ortalığı sakinleştirir. Disiplin diyorsunuz. Olmazsa olmaz bu işte. Ama gençlere bir tavsiyede bulunacağım. Buyurun. Ek bir iş yapsınlar. Bu işe güvenilmiyor. O acı bir şey. Maalesef bu işe güvenmesinler. Çok önemli bir şey söylediniz. Tabii. Çünkü başkasının iki dudağının arasında kalıyorsun yani. Evet. Telaffuz ediyor ya da etmiyor. Yani. Son mesajı gençlere verdik o zaman. Evet. Ante Toros çok teşekkür ediyorum bu keyifli söyleşi için. Yeniden buluşabilmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Gül içinde çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgi dolu olalım. Evet, sevgi millet, dolu. Millet, memleket hep beraber sevgi dolu olmayı diliyorum ben. Çünkü sevgi kalmadı. Güzel bir mesaj. Sevgi dolu olsun. Sevgili evet. izleyiciler biz bu ekrandan sizlere var kalış hikayelerini aktarmaya devam edeceğiz.
Bugünkü konuğum 50 yılı aşkın süredir tiyatro sahnesinde olan bir isimdi. Anta Toros'la birlikteydik. Yeni bir bölümde yeni bir iz bırakanlarda görüşünceye dek hoşçakalın.